Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle birlikte 11. sınıf coğrafya dersi kapsamında 28. föyü beraber işleyeceğiz. Bizler bu föy içerisinde çevre ve toplum diyeceğiz. Farklı gelişmişlik indeksine sahip ülkelerin doğal kaynakları kullanımına beraber bakacağız. Bunların sonuçlarını değerlendireceğiz. Arazi kullanımının çevresel etkileri, atıklar ve geri dönüşüm üzerine duracağız. Eğer hazırsanız konumuza başlangıç yapalım. Farklı gelişmişte sahip ülkelerin doğal kaynak kullanımının çevresel etkileri. Öncelikle farklı gelişmişlikten kastımız nedir? Bunu biraz daha somutlaştıralım. Farklı gelişmişlikten kastımız sosyokültürel ve sosyoekonomik olarak ülkelerin birbiriyle denk olduğundan bahsedemeyiz değil mi? Sizlerle birlikte daha öncesinde ülkeleri işledik. Tarım ülkelerini işledik. Sanayi ülkelerini işledik. Sanayide ön plana çıkan ülkeleri, tarımda ön plana çıkan ülkeleri işledik. Kendi ülkemizden sanayi, tarım, madencilik, turizm gibi farklı ekonomik faaliyetleri inceledik. Tüm bunların aynı ölçüde bir ülkede gelişmesi çok mümkün durmuyordu. Bazı sektörler daha fazla atılım yaparken ülke içerisinde, bazıları biraz daha geri planda kalıyordu. Bazı ülkeler vardı ki özellikle tek bir alana yoğunlaşıyorlardı. Daha çok ham madde satıyorlardı. Gelişmemiş ülkeler olarak karşımıza çıkıyorlardı. İnsan tarih sahnesine çıktığı andan itibaren ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanmaya başlıyor. Değişikliklere gidiyor. Peki insanlar için sizlerle daha öncesinde ilk kültür ve medeniyetleri işlerken şöyle bir ifade kullanmıştık. Özellikle Neolitik dönemle birlikte yerleşik hayata geçilmesi, tarımın yapılması, insanların doğal çevre üzerinde belirleyici bir takım faaliyetlere girmesi üzerinde karşımıza çıkıyordu. İnsanların çevreyi kullanımı doğrultusunda doğal çevre sürekli olarak değişiyor. Bu değişim bir süre sonra beraberinde çevresel sorunlara sebep oluyor. İnsanlık tarihi boyunca doğal ormanlar tahrip ediliyor, yakılıyor. Yerlerine insanların kendi besin ihtiyaçlarını karşılaması için tarım alanları açılması söz konusu özellikle. Neolitik çağ öncesi dönemde dünya karalarının çok büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olduğu biliniyor. Ancak özellikle son 10 bin yıl içinde ormanlar büyük oranda değişik nedenlerle tahrip edilmiş durumda. Tarım öncesi dönemde Çin topraklarının dörtte üçü doğal ormanlarla kaplıyken, 20. yüzyılın başlarında ormanlar dağlık alanlarda görülebiliyordu. Yüzyılın sonunda ise Çin'de en fazla %5'ini kaplar hale geliyor ormanlar artık. Hindistan'a baktığımızda Hindistan hemen hemen aynı süreçleri yaşıyor ve bölgede bunun sonucunda pek çok felaket karşımıza çıkmakta. Özellikle çölleşme, kuraklıkta şiddetlenme, buna bağlı olarak su kaynaklarının tükenmesi, bitki örtüsü ve hayvan topluluklarının bundan zarar görmesi, insanların artık burada barınamaz, geçinemez hale gelme sonucunda göçlerin görülmesi, salgın hastalıkların görülmesi gibi pek çok sonucu sayabiliriz aslında. Şöyle bir baktığımızda şöyle geçmiş konuları hatırlayacak olursak Çin ve Hindistan için ilk kültür medeniyet merkezlerinin olduğundan bahsetmiştik öncesinde. Özellikle Çin'de Sarıırmak ve Gökırmak, Hindistan'da Indus, Ganj, Brahmaputra nehirleri çevresinde geçmişe ait ilk yerleşmelerin ortaya çıktığından bahsetmiştik. Tarih sahnesinde geçmişten beri ilk yerleşmelerin ortaya çıkmasından beri kullanılan alanlar olduğu için beraberinde bu sahalarda tahribatın yoğun olduğundan da bahsedebiliriz. Çünkü uzun yıllardır kullanılan sahalar buralar. Gerek tarım için kullanılıyor olsun, gerek hayvancılık için kullanılıyor olsun, gerek sanayi için kullanılıyor olsun beraberinde tahribatı getirmiş durumda. Günümüzde 26 milyon hektardan daha geniş bir alan kaplayan tar çölüne baktığımızda 2000 yıl önce ormanlarla kaplı olduğu tahmin edilmekte. Bu aslında çok bariz çok dikkat çekici bir örnek. Tar çölü şu an çöl statüsünde kuraklık ve su kaynaklarının azlığı nedeniyle insanların çok geçmiş yıllar öncesinde bölgeyi terk ettiğini bizler biliyoruz. Bununla beraber geçmişte ormanlarla kaplı olan bir saha günümüzde çöl sahası olarak geçiyor, çöl iklimi olarak geçiyor. Burada aslında insanın faaliyetlerinin doğal çevre üzerine nasıl belirgin, nasıl baskın şekilde tahrip noktasına etkili olduğunu görebiliyoruz. İlk çağlardan itibaren yerleşim alanı olan bu bölgedeki ormanlar yüzlerce yılda yavaş yavaş yok edilmiş ve 1700 yıllardan itibaren bölgede orman kalmamıştır. İnsanoğlunun aşırı derecede kendi yararına olan tutumlarla hareket etmesi, doğal ortamda geri dönüşü mümkün olmayan sonuç ve yıkımlara yol açmakta. Dünya Bankası'nın 2011 yılı verisine göre Çin yıllık elektrik enerji üretiminin %79'unu, Hindistan ise %68'ini taş kömürle sağlamakta. Peki sevgili gençler, sizlerle biz daha öncesinde enerji kaynaklarını işlerken fosil yakıtlardan bahsetmiştik. Şöyle aklımızda kalsın demiştik. Fosil bitki ve hayvan kalıntısı demekti. Fosil yakıtlarda petrol, kömür, doğalgaz gibi yakıtlar, bu zaten hayvan kalıntılarından
ilerleyen süreçlerde hal değiştirmesiyle ortaya çıkan yakıtlar olarak karşımıza çıkmakta. Taş kömürü yakımı esnasında atmosfere belirli oranda gaz salınımı söz konusu. Bu da küresel ısınmayı tetikliyor demiştik sizlerle beraber. Küresel ısınmanın tetiklenmesi demek sıcaklığın artması, sera etkisinin artması, sera gazı etkisinin artması, su kaynaklarının buharlaşması, bununla bağlı olarak da canlı hayatın olumsuz etkilenmesi aslında sonuçlarını beraberinde getirmekte. Bizler Çin ve Hindistan'a baktığımızda özellikle çevre bilincinin yeteri kadar gelişmemesi, çevre kirliliğini artıran bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmakta. Dünya Bankası'nın 2010 yılı verilerinde dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 kentten 7'si Çin ve Hindistan'da yer almakta. Bu aslında az önce de bahsettiğimiz gibi fosil yakıt kullanımının fazla olması, beraberinde konutlardan ve taşıtlarda fosil yakıt tüketiminin atmosfere salınımının fazla olması, beraberinde hava kirliliğine sebep olmakta. Sanayileşme illaki gerekmekte. Sanayileşme bir ülkelerin gelişmişlik indeksi üzerine de etkili demiştik sizlerle beraber daha öncesinde. Yalnız sanayileşmeyi de belirli kurallar içerisinde, çerçevesinde yapmak gerek diye bahsetmiştik. Bacalarda filtreleme sistemlerinin yapılması gibi veya işte alternatif enerji kaynaklarının enerji kaynağı olarak kullanılması gibi pek çok faktörden daha öncesinde bahsetmiştik. Evet, sanayileşme gerekiyor ancak belirli kurallar çerçevesinde demiştik. Bu da kalkınmamış ülkelerde aslında çevre sorunlarının daha ciddi boyutlarda olabileceğini bize gösteriyor. Japonya gibi doğal çevre bilimi daha gelişmiş ülkelerde ise ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanlık alanların oranı arttırılmakta ve çevreye duyarlı politikaların gelişmesiyle birçok çevre sorunu daha ortaya çıkmadan çözülmektedir. Biz şöyle demiştik hatta eğer hatırlıyorsunuz. Japonya'da ülkede ormanların büyük bir kısmı daha sonrasında ağaçlandırmayla kazandırılmış alanlarda. Yani ülkede var olmayan orman alanları aslında daha sonrasında fidan dikimi şeklinde gerçekleşiyor ve ağaçlandırma çalışmaları karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla farklı gelişmişliğe sahip ülkelerde doğal kaynakların kullanımının çevresel etkileri de beraberinde farklı olmakta, insanların çevreye olan yaklaşımı değişiklik göstermekte diyebiliriz. Sevgili gençler, Çin'de 3 Boğaz Barajı'ndan bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olarak karşımıza çıkıyor 3 Boğaz Barajı. Çin'de yer aldığını bilmemiz bizim için önemli. Hidroelektrikten kastımız neydi? Su gücüydü. Sudan elektrik üretmekti hidroelektrik. Çin'de olmasının sebeplerinden bir diğeri de şu diyebiliriz aslında. Sanayileşmiş bir ülke, sanayileşmenin kuvvetli olduğu bir ülke, sanayiye yatırımın fazla olduğu bir ülke. Sanayi faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için de enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulan bir ülke. Beraberinde de hidroelektriğe yani alternatif enerji kaynaklarından hidroelektriğe ihtiyaç duyulduğundan bahsedebiliriz. Barajın yapım amacına baktığımızda sadece elektrik üretimi değil, sel ve taşkınları kontrol etmenin de hedeflenen amaçlardan biri olduğunu biliyoruz. Bildiğiniz üzere özellikle Asya'nın bir kısmında muson ikliminin görünmesi, yağışların fazla olması sel ve taşkınları beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçebilmek de hedefleniyor aslında. Çin'in yüz ölçümü oldukça büyük. Daha önce haritada sizlerle birlikte bakmıştık. Pek çok ülkeyle yüz ölçümü bu kadar büyük olduğu için pek çok ülkeyle sınır komşusu durumunda Çin. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık ülkesi olarak da geçiyor nüfus olarak. Örnek bir şimdi sizlerle beraber bakalım istiyorum. Örnek bir diyor ki bize aşağıdakilerin hangisi bu sorunlardan biri değildir? Dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan ve mühendislik harikası olan 3 Boğaz Barajı enerji üretimi ve istihdam sağlamasına rağmen bir takım çevre sorunları oluşturmuştur. A şıkkını hadi beraber bakalım. Çevre sorunlarından olmayanı bulacağız. Baraj kurulan arazide tarihi ve arkeolojik kanıtlar sular altında kalmıştır. Bundan bahsedebiliriz değil mi? Su zaten belirli bir alanda toparlanacak. Bu toparlanma alanı, toplanma alanında bu suyun toplandığı sahada orada bulunan tarihi ve arkeolojik kanıtlar sular altında kalabiliyor. Hasankeyf örneğini vermiştik daha önce ülkemizden de. Canlı türlerinin nesli tükenme tehlikesi altında kalmıştır. Özellikle dere yataklarının değiştirilmesi, suyun güzergahının değiştirilmesi, burada yaşayan suya bağlı olan canlılar için olumsuz bir durum. Hayvanların neslini yine olumsuz etkiliyor. Sanayi atıklarının kontrolü sağlanamadığı için barajda su kirliliği oluşmuştur. Bu da beraberinde çevre sorununa sebep olmakta. Zaten bu suyu aynı zamanda
ihtiyaç dahilinde kullanılması noktasında sorun oluşturmakta. Baraj alanındaki yerleşmeler boşaltılmak zorunda kalmıştır. Bunu da örnek verirken şöyle bir ifade kullanmıştık. Artvin'de biz bunun örneğini görüyorduk yine yer değiştiren şehirler kapsamında. Baraj alanındaki yerleşme sular altında kalacağı için doğal olarak oradaki insanların tahliye edilmesi, farklı bir alana gidip yerleştirilmesi gerekiyor. Baraj alanında sel ve taşkın olaylarında azalma meydana gelmiştir. Zaten barajın yapım hedeflerinden birisi için elektrik üretimi, bir diğeri için ise sizlerle birlikte sel ve taşkınların önlenmesi hedeflendiğinden bahsetmiştik. Muson ikliminden bahsettik. Baraj alanında sel ve taşkınların azalması olumsuz bir durum değil, aslında olumlu bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar peki barajın yapılmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlara beraber bakacak olursak zaten soru üzerinden biraz baktık ama şıklara genel olarak şöyle bir sıralandıralım sizlerle birlikte. Öncelikle barajın kurulduğu yerde bazı tarihi ve arkeolojik kanıtlar sular altında kalmıştır. Zaten daha öncesinden bahsettik. Dedik ki ülkemizde bunun bir örneği vardı. Hasankeyf olarak örnek vermiştik. Suyun depolanması için alana ihtiyacım var. Bu depolanma alanında da eğer tarihi veya arkeolojik kanıtlar varsa doğal olarak sular altında kalıyor. Aynı zamanda suyun depolandığı yerde Artvin'den örnek vermiştik ülkemizde de. 500'den fazla köy boşaltılmış, 1 milyondan fazla kişi taşınmak zorunda bırakılmıştır. Şöyle bir baktığımızda 1 milyondan fazla kişinin taşınması demek aynı zamanda göç hareketinin yaşanması, ülke içerisinde nüfus dağılımının değişmesi, sosyokültürel değişikliklerin yaşanması, göç alan ve göç veren yerde bir takım olumlu ve olumsuz sonuçları beraberinde getiriyor. Baraj yüzünden Çin timsahı, Sibirya turnası gibi canlı türlerin nesli tükenme noktasına gelmiş. Sanayi ve kanalizasyon atıkları kontrol edilemediği için baraj gölünde su kirliliği oluşmuştur. Öncelikle şöyle bir açıklama da yapabiliriz. Bizler bu barajlardan sulama ve günlük su ihtiyacını karşılama noktasında da yararlanıyoruz. Eğer bu şekilde bir kirlenme oluyorsa bu da çok ciddi salgın hastalıkları beraberinde getirebiliyor. Eğer temizlenme durumu olmazsa. Baraj alanı önemli fay zonlarına yakın olduğu için deprem riski yüksektir. Depremle birlikte barajın yıkılma potansiyelini de beraberinde getiriyor tabii ki. Asfan Barajı diyeceğiz. Üç Boğaz Barajı gibi sel ve taşkınları önlemek amacıyla inşa ediliyor. Sadece bu mu? Hayır. Aynı zamanda enerji üretmek ve tarımsal üretimi arttırmak için de yapılıyor baraj. Şuraya çizelim. Nil Nehri üzerindeki en önemli baraj olarak karşımıza çıkmakta Asvan Barajı. Şöyle bir görsel vermiş. Harita üzerinde bakacak olursak Akdeniz, Nil Nehri geliyor ve üzerine Asvan Barajı kurulmuş durumda. Özellikle yatağın daraldığı kısma kuruluyor ki enerji potansiyeli artsın diye. Peki Asvan Barajı'nın tekrar şöyle bir görsele dönecek olursak Asvan Barajı'nın Mısır'da yer alan Asvan Barajı'nın olumsuzlukları neler? Ortaya çıkardığı sorunlar beraberinde neler? Öncelikle nehrin taşıdığı alüvyonlar. Biz şöyle bir ifade kullanmıştık. Akarsu ilerlerken kendi yatağı içerisinde ve yatağın çevresinde aşındırma yapıyor. Yatak kenarlarında aşındırma yapıyor. Aşındırdığı malzemeleri taşıyor ve gücün azaldığı yerlerde biriktiriyordu. Biriktirdiği bu malzemelere biz alüvyon adını vermiştik. Alüvyonlar gölde biriktiği için vadi ve delta beslenememekte ve gübre ihtiyacı artmaktadır. Özellikle alüvyal topraklar organik madde bakımından zengin topraklardı. Beraberinde nehrin taşıdığı alüvyonlar gölde biriktiği için vadi ve deltada beslenme düşüyor ve gübre ihtiyacı artıyor. Bu da suni yollardan karşılanmasına sebep oluyor. Olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Tarımsal üretim azaldığı için ülke tarımsal ürün ithalatı yapmaya başlamıştır. İhtiyacını karşılayamayınca doğal olarak ne yapacaksın? Dışarıdan parayla satın almak, ithal etmek zorunda kalacaksın. Tarımsal ürünlerde böyle bir durum söz konusu oluyor. Nil'in Akdeniz kıyılarına getirdiği besleyici maddeler azaldığı için Akdeniz kıyısında yapılan balıkçılık azalmış. Balıklar beslenemediği için balıkçılıkta da azalma oluyor. Yeterli sayıda balık olmadığı için insanlar artık ekonomik faaliyet olarak balıkçılığı da bırakmaya başlıyorlar. Peki balıkların azalması ekosistemdeki en ufak bir değişiklik tüm ekosistemde değişikliğe sebep oluyor mu? Evet, tüm ekosistemde bozulmaya sebep olabiliyor. Kıyı kullanımı ve Japonya örneği diyeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Biz sizlerle birlikte Japonya'yı işledik. Japonya'nın özellikle orta kısmı dağlıktı. Ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı ile, eğer hatırlıyorsunuz. Fujiyama Dağı aktif bir volkanla ve ülke bir aktif volkan ülkesiydi. Deprem ülkesiydi. Fay kaynaklarıyla, hareketli fay kaynaklarıyla zengin bir ülkeydi. Sevgili gençler, Japonya'ya baktığımızda şöyle bir ifade kullanmıştık. Demiştik ki Japonya dağlık ve engebeli bir ülke. Kıyı kesimi özellikle ovalara sahipti. Orta kesimi dağlık ve engebeliydi.
Aynı zamanda nüfus yoğunluğunun da fazla olduğu bir ülkeydi. Yaşanabilecek alan noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Bu da beraberinde denizden arazi kullanmaya itiyor ülkedeki insanları. İnsanların denizi doldurmasına sebep oluyor. Peki nasıl gerçekleştiriyorlar bunu? Ülkede denizden kara alanı oluşturma en fazla Kobe şehrinde gerçekleşmiş durumda. Şehir Kobe Körfezi ve kuzeydeki Rocco Dağları arasında kurulmuş. Şehir alanının dar olması kıyı kullanımını zorunlu hale getirmiş durumda. 1960 yılında ilk olarak kıyıdaki küçük alanlar doldurulmaya başlıyor. Bu alanda sanayi tesisleri kuruluyor. Deniz dolduruluyor. Denizin doldurulmasıyla birlikte denizden alan kara haline geliyor. Kara haline gelen bu sahada sanayi tesisleri kuruluyor ve liman faaliyetleri gerçekleştirilmeye başlanıyor. 1980 yılında kıyıdan uzakta oluşturulması amaçlanmış Rocco Dağları'ndan getirilen taş ve toprakla deniz içerisinde bir ada oluşturulmuştur. Günümüzde bu adaya bağlantılı uluslararası havalimanı inşa edilmiştir. Günümüzde bu alanda 20 bin kişi barındıran iş ve alışveriş merkezleri, okullar inşa edilmiştir. Rocco Dağları'nın yok edilmesiyle oluşan düz alanda da yeni şehir Suma kurulmuştur. Aslında şöyle bir baktığımızda Japonlar burada biraz çok mantıklı davranıyorlar. Ülkedeki Rocco Dağları adı verilen yüksek kesimi parça parça parçalıyorlar ve denizde biriktiriyorlar. Denizde biriktirerek yapay bir ada oluşturmuş oluyorlar böylece aslında. Oluşturdukları bu ada hem nüfusun yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor, hem de Rocco Dağı'nı parçaladıktan sonra dağın ortadan kalkmasıyla birlikte oluşan düzlükte Suma şehri kurulmuş oluyor. İki tane yeni şehir kazanmış, iki tane yeni yerleşim alanı kazanmış oluyorlar. Şurada eğer görüyorsanız Rocco Adası olarak vermiş şöyle görüyorsanız eğer. Yine havaalanları vesaire denizde inşa edilmiş durumda Kobe Havaalanı. Özellikle Japonya kıyının doldurulması noktasında yoğun çabası var. Ülke yerleşim açısından, yerleşim alanı açısından sıkıntı yaşıyor. Çünkü şöyle bir baktığımızda şuralara dağlık kesimlerde tabii ki yerleşme zor olacağı için daha çok kıyıda birikmiş durumda. Yerleşimin ne kadar yoğun olduğunu da görebilirsiniz aslında. Hemen dağların eteklerinde başlıyor. En ufak bir alanı bile değerlendirme yoluna gidiyorlar. Bunun için de yine aynı şekilde deniz doldurarak kendilerine yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Sevgili gençler, burada kalalım istiyorum. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.